Merhaba arkadaşlar. Katya'mız açıldı. B30 parçasının ikinci operasyonu için ilk çıkan sayfamızı kapattık. Mechanical Design bir montaj sayfası açıyoruz. Assembly Design. Assembly Design'a Exit Component with Position saç operasyonlarını İkinci operasyon form verme operasyonu. Daha önce biliyorsunuz bu videoyu pardon bu datayı irdelemiştik. Şimdi bu bizim B30 parçasının ikinci operasyonu sacın hikayesinden kalıplık hikayede ise birinci operasyon. Şimdi buraya 3 tane part açıyorum. Properties CTRL C dedik. Change dedik. Buraya geliyoruz arkadaşlar. CTRL V altına ilave ediyoruz. Cut'i diyoruz. Bu parçamızı katlaştıracağız. Partımıza giriş yapıyoruz. Bu datayı iki tip kalıbını çıkartabilirsiniz. İki yöntemle gidebilirsiniz. İki yöntemden bir tanesi şu orta eksende almış olduğumuz yüzeyi kabul edersiniz. Veya hacim kalıpları dersinde yapmış olduğumuz gibi erkek ve dişisini kabul edersiniz. Şimdi birinci yöntem, yani piyasada yapılan yöntem, kemciyle beraber kemciye bu sefer saç kalınlığının 1,5 metre kadar eksi offset verdiriyorsunuz. Şimdi o sizi belki biraz şu anda aklınızı karıştırabilir. O yüzden erkekli dişili yöntem olarak kabul edeceğiz. Erkek yüzey. İsimlendirme yapıyoruz. Erkek yüzey. Dişi yüzey. Artık bu harflendirmeyi öğrendik herhalde. Şu an erkek yüzey parçanın neresi oluyor arkadaşlar? İç yüzeyi oluyor. Örneğin gelip buradan efendim söyleyeyim yüzeyleri tek tek seçmek suretiyle yapabilirsiniz. Veya şu yüzeyi Start Shape Generative Shape Design'dan Offset. Çünkü neyliydi arkadaşlar bu? Jaune'lüydü değil mi? Tek parçaydı. Preview. Bakın hemen yaklaşıyoruz. Altına bir ne attı? 1.25 farklı offset attı. Evet bu bizim için şimdilik yeterli. Ardından dişi yüzeye gidiyoruz. Parçanın içi erkeği, parçanın dışı arkadaşlar dişiyi ifade eder. Bakın yukarıya doğru tekrar 1.25 offset attık. Hemen gidiyoruz. Evet. Orta eksen dişisi ve erkeği. Şimdi burada kapatıyoruz. Biz ikinci yöntemle yapacağız. Hemen başlıyoruz. Product. New product. Hemen isimlendirelim. Kalıp alt grubu diyerekten component new product kalıbın alt grubu var. Bir de arkadaşlar nedir?
üst grubu var. Hangi gruptan başlayacaksak yeni partlarımızı açıyoruz. Diğer partlar, kalıp art grubunu kapatıyoruz. Örneğin bizim normalde kalıplarda bildiğimiz hani erkek zımba üst grupta olurdu, üstte olurdu. Çizmiş olduğumuz şu ana kadarki kalıplarda. Ancak şeyde ise arkadaşlar böyle bir form kalıbında presin alt tertibatı yay tertibatı efendime söyleyeyim alt gruba daha iyi tasarlanabildiği için veya preslerin genelde altından çıkarıcı mekanizma kurulabildiği için biz hemen ne yapıyoruz? Erkek zımbayı erkek form zımbası erkek form zımbasını alt gruba getiriyoruz. Ayrıca isim tamam oraya geldiği zaman açıklayalım bunu madem öyle. Erkek form zımbasına geldik hemen onu oluşturalım. Bir plan atıyoruz. Şu 3 noktayı seçeceğiz. Yanlışlıkla çizgi seçtik. 1, 2, 3. Bir plan atadık. Hemen bu planımızın aşağısına zımbamızın boyu kaç olacak? Buraya yazdığımız aslında plan. Zımbamızın boyu 100 metre yazdık. 80 veya 100. Şimdi böyle büyük parçalarda ince plaka kullanamıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla kafadan 100 metreye ekleyeceğiz. Bu plana bir skeç açıyoruz. Geliyoruz. Bakın erkek zımbayı oluşturacağız. Şu çizgiyi değil de bakın bu çizgiyi seçiyoruz. Evet. 3D Project ile şimdi 3D Project ile biz çizgimizi seçtik. Ancak burada sketch analizine dikkat edeceğiz. Closed olmasını sağlayacağız. Sketch'ten çıktık. Start Mechanical Design Part Design'e geçiş yaptık. Up the Surface. Surface kim? Burası. Evet. Bizim nedir arkadaşlar? Erkek zımbamız çıktı. Erkek form zımbası. Tekrar devam ediyoruz. Erkek form zımbasını hani bu kalıpta biraz çok derin değil ama şey de derin olabilirdi. Hemen şuraya baski sihirci plakası baskı ve sihirci plakasını hemen çizeceğiz. Çünkü bu saç erkek zımbanın üstüne ne yapacak arkadaşlar? Erkek zımbanın üstüne gelecek. Şimdi burada saçımızın biz açılımını hesap ettik ama her türlü sürprize açık olmak gerekiyor. Bazen saç bizim tahmin etmediğimiz bir yerlerden büyüme veya küçülme yapabilir. Dolayısıyla şimdi baskı ve sıyırcı plakası bu yüzey kadar ancak büyük olabiliyor. Dolayısıyla biz mesela hiç yüzey ilavesi yapmadan da devam edebiliriz. Şimdi şuradan tekrar 3D projekle baskı plakamızın
dış çerçevesini sacın ölçüsüne göre ne yaptık arkadaşlar? Belirledik. Sacın ölçüsüne göre. Evet. Şimdi bunu getirdim. Kaç burası? 0,1. Onda bir büyük yapabilirim. Şimdi arkadaşlar tekrar buralarda kontrol edelim. Open it varsa eğer. Artık ölçülerimiz büyüyor. Öyle şey ölçü kabul edemiyoruz. Küçük ölçü. 42 metre. Evet, 42 metre. Bu yüzeyi ne yaptık arkadaşlar? Yaptık. Şimdi erkek yüzeyini kapatalım. Neden kapatalım? Tamam, sacımızın ebatı bu ama biz çalışan personel bu sacı koyabilmek için kalıbın üstüne eliyle herhangi bir yerden dış kıyılardan temas etmesi lazım. Öyle bir şey istemiyoruz. Dayama yapmamız gerekiyor. Evet, şu form yüzeyi bize engel olabilir. Şu yüzeyi seçtik. Kıyılardan tekrar şuradan arkadaşlar kaç milimetre büyük yapalım? 16 milimetre büyük yapalım. Veya 20 milimetre büyük yapalım. Sonra şurasını tekrar seçelim. Tool Sketch Analiz Closed olmasına dikkat edelim. Sketch'ten çıkalım. Evet. Up to Plane diyoruz. Buraya kadar. Evet, parçamızı büyüttük. İç yüzeyle falan uğraşmadan. Hatta katıyı da getirelim şöyle. Katıya bir renk vereyim ben. Zaman zaman bakıp yorum yapmak zorunda kalacağız. Evet. Yanlardan dayama atarız. Efendim söyleyeyim. Ölçülerde eğer herhangi bir böyle büyüme küçülme kalıbın isteğine göre gerekirse de onları tekrar düzenleriz. Şimdi bir baskı plakamız oldu. Erkek zımba oldu. Erkek zımbayı şöyle katıyı çıkartayım. Erkek zımbayı çıkartalım. Böyle bir boşluk olacak. Erkek zımba burada baskı plakası hareket edecek. Tekrar bir part daha açıyoruz. Nedir bu? 3 plakadan oluşuyor zaten. Alt grup 3 parçadan. Kalip. Kalip. Alt plakası. Kalıp alt plakasına, partına giriş yapıyorum. Hemen şuradan offset. Kalıbımız kolumlu olacak. 100 metre kafadan buraya ilave yapacağız. Ayrıca tekrar buraya geldim. Şu erkek zımbayı seçtim. Buna da diyeceğim ki arkadaşlar 0. Gömme yapacağım ben erkek zımbayı. Erkek form zımbasını arkadaşlar alt plakaya gömme işlemi yapacağız. Kaç milimetre gömelim? 6 milimetre veya 8 milimetre yeterli. 8 milimetre gömdük. Tekrar şu yüzeyi tıkladım. Sketch'e giriyoruz. Yani offset dedik 0. Alt plakamız kalın olacak. 8 milimetremiz buradan var. Şuradan da 46 verirsek eğer 8 46 54. Kaç 46? 8 daha kaç yaptı arkadaşlar? 6 52 milimetre yaptı. Tamam, bizim için yeterli bir ölçü. Evet. Alt grubumuzun malzemeleri tamam. Hemen katıyı getirip bakalım. Evet. Erkek zımba böyle olacak. Mekanizma çalışacak. Mekanizmaya çalışan ana elemanlar bunlar ama yardımcı elemanlarımız daha var. Birkaç tane eleman daha devreye girecek. Şimdi gelelim
Üst gruba çift tıkladık. Component new part. Hemen geliyoruz. Erkek aşağıda ise DC form plakası. Dişi form plakası. Şimdi geldik. Dişi form plakasının partına girdik. Kapatıyoruz. Dişi yüzeyimiz vardı. Bakın dişi yüzey buradan üstte olacak. Hata yapmayın. Üstte olacak. 2,5 metre kadar. Üstte olacak. Hemen bir plan daha atıyoruz. Şuradan. Ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. 50 metre kadar olabilir. 50 metre malzeme sipariş ölçüsü 46 metre olabilir. 46 metrelik bir ölçü verdik. Geldik buraya arkadaşlar. Bu plana sketch açtık. Dedik ki bize doğru dön. Alt grubu ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdilik kapatabiliriz. Dedik ki sonra 3D projekte şu kıyıları seçip doğru yanlış seçtiğimizden emin olduktan sonra dışarıya çıktık. Dedik ki aşağıya doğru up surface. Evet. Dişi yüzeyi ne yaptık arkadaşlar? Ortaya çıkardık. Şimdi bakın baskı plakası şöyle yapalım. Hani madem tasarlayacağız kalıp. Bak baskı plakası büyük oldu. Bu küçük oldu. İş güvenliği açısından preste çalışan arkadaşı rahatsız etmemek için yani onu alttaki ölçüler üstteki ölçülerle eşit olacak şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Dişi form zımbasıyla baskı plakasını ne yapacağız? Eşit yapacağız. Evet, bunu ekledik. Şimdi bu kaç metreydi? 40 zımbasını height yapalım. Kalıp alt plakası kapansın. Biz tekrar 3D projekle baskı plakası ile evet sketch'ten çıktık. Evet. Bakalım. Closed. Tamam. Sketch'ten çıktık. Bir yersine fazla mı tıkladık biz? Hemen bakalım. Yok. Tools. Sketch analiz. Şey yaptığımız zaman tekrar yapalım. Sıfır. Sonra tekrar arkadaşlar burasını sıfır. Okey. Böyle problem çıkması hoş olmuyor. Sonra geriye dönük.
Evet. Up the plane. Kimin plane'i? Baskı plakasını kapatalım. Bu yüzeyin plane'i olsun. Evet. Erkek formasıyla baskı plakasını efendim eşitledik. Şimdi saç dişi plakası, dişi form zımbası plakası büyük olup baskı plakası küçük olursa o sacın çekilmesi açısından da problem zaten. Sadece iş güvenliği tahmininden dolayı değil. Kalıp üst plakası üst plakası kimi çağıracağız burada? Kalıp üst plakasının partına girerek. Evet. Şu yüzeyi seçtik. Evet. Aşağıya kaç metre vermiştik? 54. Yukarıya da arkadaşlar 48 gibi ölçüler bizim için iyi olur. Evet. Normalde plakamız şeyimizin kalıbımızın arkadaşlar evet alt grupta ne olacak? Erkek form zımbası, baskı plakası ve sıyırcı plakası kalıp alt plakası olacak. Şeyde ise kalıp üst grubunda ise bir dişi form plakası olacak ve onu tutan üzerine taşıyan diğer ekipmanları kalıp üst plakası olacak. Eğer burası form yapılan yüzey çok derin olsaydı yukarı kalma ihtimali var. O zaman yukarıya tekrar çıkarıcı yaylı mekanizma yapacaktık. Ama şimdilik ona ihtiyaç yok. Çok küçük ölçü bu. Efendim 10 mm'yi bulmayan ölçü. Şimdi arkadaşlar hemen kalıp alt plakasına gidelim. Diğerlerini bırakalım. Şu katıyı artık kapatalım. Şu yüzeyi açtık. Ne dedikleri bunlar? Milimetre. Elli milimetre. Elli milimetre. Bakın yan tarafa attığım zaman uzay boşluğuna gidiyor. Bizim için görünmez oluyor. Ona dikkat edin. Ölçüyü muhakkak göreceksiniz. Daha sonradan getirip değiştirmeniz icap edebilir. Elli milimetre. Elli milimetre. Ben buraya kolon seçmiştim. Kolonun evet simbol boydan boya delik olacak. Abdünesk olacak. Çapı 40 metre olacak. Sketch pozisyonu ise şununla şu kesişiz olacak. Evet. Buradan bakın şimdi hole user pattern sketch'i seçiyorum. Evet. Şimdi burada skece bastım. Ctrl ile basılı tutarak. Hole'ye bastım. Ctrl'den elimi çektim. Copy. Kalıp üst grubuna gideceğim. Çünkü kalıp üst grubundaki kalıp üst plakasına efendim söyleyeyim. Define in warp object paste.
Buraya yapıştırdıktan sonra Sketch Object Change Sketch Sport çalışma yüzeylerini belirlememi istiyor, göstermemi istiyor. Ben de zaten değiştireceğim yeni plakaya göre. Arkadaşlar, çap burçlarda 50 mm. Herhangi bir değişiklik yok. 50'yi attık. Hole, user pattern 50 mm. Tamam. Evet, buraya kadar iyi gidiyoruz. Şimdi kalıp üst grubunda bir işim yok şu an için. Kalıp alt plakasına hazır gelmişken buraya. Şu yüzeyi seçiyorum. Sketch açıyorum. Şuraya. Şuraya. Şuraya ve şuraya. Bir nokta atıyorum. Şu noktayı şurasıyla konsantrik yapamıyorum. Çünkü tam orası şey değil. Daire değil. Orada bir kaç? 9 verdik. Ortalayacağız şimdi kendimiz. 10 verdik. Şuradan şuraya kadar da bir 10 verip orada kitleyebiliriz olayı. Şunun yerleşim planı fena değil. Ama sayıyı tam yapalım. 15 olsun. Buradan da uzunluğu, bu da fena değil ama 48 olabilir. Şimdi getirdik arkadaşlar buraya. 12 olsun. Şuradan şurası tekrar 12 olsun. Şuradan şurası tekrar 12 olsun. Bunu şuna bağlayayım. Ne ölçü çıkarsa bahtıma. 48-50 kafamıza göre takıldık. Çıkıyorum. Şimdi hole diyoruz. Hole yüzeyi neresi olsun? Burası olsun. Evet. Diyametre 17 metrik 10 civata kullanacağım. Buçuk burası. Burası 17. Burası da arkadaşlar 30 metre gayet olabilir. Sketch'ten çıktım. Evet. 10.5. Neden bu vida deliklerini derin yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar kısa çivata kullanırsan o kadar sağlıklı. Hole'yi seçtik. Sketch'i seçtik. Evet, şimdi bunu bakın. Tekrar hani sketch'i seçtim. Ctrl'ye basılı hole'yi seçiyorum. Ctrl'den elimi çekiyorum. Sketch'i efendim üzerine gelip copy diyorum. Kime gideceğim ben arkadaşlar? Erkek. Erkek form uzunmasının üzerine gideceğim. Partına gideceğim. Ona diyeceğim ki al sana pasta. Skece geldim. Çalışma yüzeyini soracak bana. Burası efendim söyleyeyim hole gelecek. Hole'yi seçtik. Evet, hole'yi seçtik ama kardeş artık burası kademeli delik değil. Burada vida olacak. Standart vida olacak. Kaç olacak? Böyle bir plakayı kaçlıkla bağlarsınız? Metrikonlukla bağlamıştık zaten. Evet, doğru yaptık. Metrikonlukla bağladık. Gömme olduğu için pim atmayacağım. Boylanmaya mı yaptık? Boylanmaya yapamıyoruz arkadaşlar. Kaç?
efendim söyleyeyim 28-30 civarı efendim ölçüsü olacak. Tamam. İsteyen buraya görsellik isteyen ya bunları ya da skeci seçeceğiz. Pah kırabilir. Evet, erkek zımba bağlantımızı yaptık. Şimdi kalıp alt plakası baskı plakasını açacağız. Çünkü en küçük parçamız bu. Baskı plakasına baskı plakası hareket edecek ya arkadaşlar. Hareket edecek. Onu kim hareket ettirecek? Yaylar hareket ettirecek. Oraya basılı standart bir yaylar koyacağız. Kuvvet oluşacak orada. Pres üstten baskı getirecek. O ona karşı çıkacak. Bu esnada biz ne yapacağız arkadaşlar? Sacımızı formlamış olacağız. Evet. Şu yan yüzeylere de atabiliriz ama atmayacağız. Yayımızı şuraya en az bir 30. Otuz dedik. Şurasını 30 dedik. 30 dedik. Şimdi bu ölçü hakkında bilgi vereyim. Niye öyle 30-30 atıp duruyoruz arkadaşlar? Yayım kaçlık biliyor musunuz? 32'lik. 32'nin yarısı kaç? 16. Evet. Bazen şuraya 100 yaptık. 16. Kıyı 16 metre olacak. Dışarıdan da kimseye rahatsız etmeyecek şekilde şuradan yüzleri yerleştirdik. Evet. Şimdi buradan şurası kaç? 70 metre. 70 metre. 70 metre. 70 metre. Şurası tekrar diğer tarafta kaç yaptıysak aynısını yaparsak evet yeterli olur. Şimdi evet bunları attık ama ben baskı bakayım baskı neydi? Yay askı cıvatsıydı değil mi? Evet. Depodan bakıyorum şimdi. Size bilgi amaçlı göstereyim. Kademeli bir cıvata. Evet bu. Kontra oluşacak şekilde cıvatayı dişi çekiyorsun. Şu duvar yaslanıyor yukarıya. Kontra oluşmuş oluyor. Alien başlı gene yuvarlak. Efendim gömü başlı. Ama ölçüleri normal standartın haricinde. Büyük yani. Bakın şimdi şurası kaç? 12. 16. 16. Şurası metrik 6. Metrik 12 açılacak yani. Metrik 12 açacağım. Unutmayayım onu ben. Burası kaç? 16. Efendim söyleyeyim. 24. Bunu kapatayım. Yani bu da kalıp sapımız. Şimdi hole gidelim mi abi buraya? Diyelim ki burası metrik 12. Evet. Boydan boya değil, kör. Bilint. Kaç metre? 28 metre kafadan çakabilirsin. Sen 28'i kullanmayacaksın zaten tamamını. Çıvata biraz kısa. Hemen sketch pozisyonunu belirledik. 28 biraz daha fatura delicem. 35 metre yaptım gitti.
Şimdi Holland User Pattern noktaları seçtim veya Sketch'i seç. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar bir hole seç. Veya istiyorsan bunu bile kopyalasak olur. Deneyelim madem öyle. Copy, paste geldi. Vida değil diyoruz. Efendim söyleyeyim, düzdelik. Yayın çapı 32-34 olacak. Tamam mı arkadaşlar? 34 olacak. Şeyi de kaç 4 metre falan girdiği zaman, 5 metre girdiği zaman yetiyor bana. Efendim söyleyeyim. Preview. Okey. Diyorum ki bak, yine user pattern şu sketch'ten ortak olarak yayların buraya gelecek. Yayımızı gösterelim. Şimdi yayımızı gösterelim. KYM 25, KYM 32. Şimdi yayımızda bu arkadaşlar. Bundan kaç tane? Yaklaşık 8 tane oraya atacağız. Monte edeceğiz. Tamam. Şimdi şuradan skeci seçiyorum. Şimdi kime gidecektik biz? Aynı şeyleri kalıp alt plakasına gideceğiz. Ve baskı plakasını height yapacağım. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Sketch'i seçtim. Hole'yi seçtim. Birinci ilk önce vidayı seçiyorum. Sketch'in üzerine geldim. Copy dedim. Geldim buraya, define in workshop object dedik. Paste dedim. İşimiz oldu. Sketch, change sketch sport. Burası dedik. Tamam mı arkadaşlar? Sonra vidanın yerini güya göstereceğiz. Burası dedik. Şimdi bakalım. Bak göstermiyor, görüyor musunuz? Vida değil zaten bu artık. Aşağı doğru olacak. Vida değil. Kademeli delik olacak. Şuraya geliyorum. Şurası Abdülnesk olacak. Çap kaçtı arkadaşlar? 16 idi. 16.5 yapmak zorundayım. Sonra burası kaç olacaktı? 12-24'tü. 25 yapıyorum. Derinlik 30 metre. 30 metre benim için fena bir ölçü değil. Derinlik. Kafa derinliği. Çünkü yaya orada arkadaşlar hareket sahası kazandıracak ölçü lazım. Kalıbı taktı, yayları taktığımız zaman göreceksiniz. Tamam. Evet. Yaptık. Güzel oldu. Lakin ters oldu. Hemen şöyle gidelim. Şurası diyelim. Burası diyelim. Evet, şöyle bakıyoruz. Rezerv ediyoruz arkadaşlar. Olsun, bu hatalar da güzel. Şimdi yay askıcı batısı burada. Şimdi neyimiz var arkadaşlar? Şunu copy diyorum. Sadece hole'yi efendim söyleyeyim, paste dedim. Şunu yapacağım. Burası hole'ye çift tıklayıp giriş yapıyorum. Neydi? Symbol'da kademeli delik değil. Kim gelecek buraya arkadaşlar? Yayın oturacağı yüzey gelecek. Öbürküsünü kaç yapmıştık biz? Ya, tamam anladık işte. Evet. Symbol. 16.5. 5 metre. Yeter. Yani var ya, bir video çekeceğiz. Efendime söyleyeyim, bizi kızdırıyor bu ya. Evet.
control variety symbol blind çap kaçtı? 32 idi, 34 yapmıştık galiba bu tarafta. Derinliği de 5 metre. Yapabiliriz arkadaşlar. Sketch pozisyonunu görelim. Sketch pozisyonu kim? Aha, ne burada? Evet. Şununla şunu arkadaşlar yapar da sketch'ten çıkarsak 32 metrelik. Evet. Bakalım şimdi burada yay civata kafası için ne kadar kademe kaldı. Güzel abi. Tamam. Hole dedik. Sketch dedik. Evet. Şimdi şöyle. Buraya geldik. Evet. Yaylarımızı ve yay mekanizmalarını yaptık. Kolonlarımız var. Alt grubunda herhangi bir işlemimiz kalmadı. Şimdi gelelim üst gruba. Üst grupta civata bağlantısı yapmam lazım. Şu kolonları yapmam lazım ama videoyu kolonların etrafına tırnak atmam lazım. Vida atmam lazım bağlantı için. Burçlara yapmam lazım. Ama onları ben yapmayacağım videoyu uzatmamak için. Sadece şu dişi form zımbasını üst plakaya bağlar bir de kalıp sapı açarsak arkadaşlar ondan sonra montaza geçelim. Küçük parçadan başlayacağım civata deliklerini şeye yerlerini tespit etmeye. Şimdi plakanın uzunluğunu ölçelim isterseniz siz de varsayın. Kaçtı? 230'a bak 300 gibi uzun bir mesafe. Böyle bir şeyi kalıbı muhakkak arkadaşlar biraz fazla civatayla bağlamanız gerekecek. Dimension'ı aldık. 24 milimetre yapabiliriz. Yirmi dört metre. Evet. Buradan almam gerekirken. 24 metre. Evet. Hop. 24 metre. Şimdi şuradan şurası kaç olsun? 100 yakışır. Şimdi hani onları bölmek için vakit harcayacak değilim. Video kayda şey yapıyor. Sizin de vaktinizi almak istemem. Ama şu ortayı şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Kaç bu? 228 bilmem kaç. Aldım. Evet. CTRL V dedim. Bölü 2 dedim. Enter. Şuna geldim tekrar. Evet. Ölçüyü almadan geldiğimiz için kabul etmedi. CTRL V dedim. Bölü 2 dedim. Enter dedim. Orta merkeze geldi. Şimdi gelelim buraya. Hole
Vida deliği olacak. Metkom'dan aşağı civata kurtarmıyordu dedik. Efendim. 10 milimetre olacak. Tipi düz olacak. Kör olacak. Kör dediğim derinliği kaç metre olacak? 28-32 metre arası buraya ne yapabilirsiniz? Sketch pozisyonunu belirleyelim. Evet, bir tane dışarıya atmışık. Şununla şu kesişik olacak. Okey dedim. Bu yanlışlıkla bir yere tıklamışık mı? Ha, başka bir şey de yapmışık demek ki. Bakalım ona da. Efendim. Okey dedim. Hole. User pattern. Sketch dedik. Tamam. Buradaymış demek ki. Şu skece girelim abi. Şunu delete yapalım. Oluyor bazen mouse'u. Sağa sola tıkladığımız oluyor. Evet. Vida delikleri burada bitti. Tekrar CTRL'ye bastım. Skece seçtim. Basılı tutuyorum. Hole'yi seçtim. Skece. Sağ tuş copy yaptım. Kalıp üst plakasını açtım. Kalıp üst plakasına geldim. Paste dedim. Vidalarım geldi. Şimdi şunu şöyle tuttum. Chenske Sport buraya getirdim. Sonra çalışma yüzeyi üst plakaya buraya getirdik. Okeyledim. Sonra dedim ki kardeş siz cevata falan değilsiniz. Kademeli deliksiniz. Ölçüleriniz 17'ye 17'ye 30 mm. Up to next dedik. Yeri zaten işaretliydi. Okey dedik. Cıvatayı neden gömme başını biraz fazla gömdüğümüzü cıvatanın kısa olması sebebine bağlamıştık. Kalıp sapı bağlayacağım. Şimdi hesaplamak lazım. Tam ortaya gelmeyebilir belki ama büyük preslerde fark etmiyor. Tekli olan parçalara skece hole'den gidebiliyoruz. Onu yapalım. Hole dedik. Metrik 24 ince diş. Şimdi şey aldık ya hazır. Kalıp sapı aldık. Tamam mı arkadaşlar? Abi şunları temizleyelim. Bu temizlemeden şey yapmıyor. Evet. Evet 24. Up to desk. Hemen geldim şuraya. Tam ortalamam lazım güya. Bakıyorum şuraya. Kopyala dedim. CTRL V dedim. Bölü 2. Bölü çizgisi klavyede arkadaşlar. Ardından tekrar şunu tuttuk. 400 bilmem kaç. CTRL C dedim. Copy'nin C'si. Sonra gittim. Aldım. Kontrası getirdim buraya. CTRL V dedim. Bölü 2 dedim. Eşittir. Evet. Evet. Tamam. Yani madem bununla böyle uğraştık. Bir de pah kıralım. Çünkü bu kadar büyük 1x45 pah olsun. Pahlarla ben vakit kaybetmemek adına uğraşmıyorum. Şimdi bakalım buralarda neyimiz kaldı? Evet. Bütün bağlantılar tamam. Bütün bağlantılar tamam. Şimdi evet. Parçamız bu. Güzel. Alt gruba bakıyoruz. Evet. Alt grup da tamam arkadaşlar. Yaylarımız yay mekanizmalar. Diğer vida yaylarını yapmıyoruz. Vakit video çok uzun olup sıkıcı olmasın direkten. Şimdi saçımızı koyacağız ya şeye bantın üstüne bir dayama yeri açmamız lazım.
Neticede o da küçük müçük bir parça olduğu için bir birey kabul ediyoruz onu da. Çalışan personel. Bu kalıpları arkadaşlar şey yaptıkları zaman, evet, hangi dayama? Dayama şu plakanın üstüne ilk önce dayamanın, evet, partnership ismini yazdık ama baskı plakasının üstüne gelecek arkadaşlar. Şimdi ben şu yüzeyi seçtim. Şuradan bakın, şuraya bir tane delik açalım. Şuraya bir tane delik açalım. Şu yan tarafa da delik açalım. Bir taraftan kapı açık olacak. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şunun çapı olsun 6. Şuraya da 6 veya 6 olabilir. Doğru. Küçük bir dayama. Şu çizgiyle tanjant olacak. 3 parçayı bir arada yapıyorum. Hepsini belki tek tek yapmam lazım ama. Evet. Şuraya tanjant olacak. Şuradan uzunluğu, yani madem yeşillendirmek istiyoruz ya, 60 diyelim arkadaşlar. Şuradan da 60 diyelim. Şuradan ortaya yakın bir yer olsun. 80 olsun. Evet. Ben şimdi güya buraya denk geleceğim arkadaşlar. Az önce şöyle yapabilirdik. Evet, kaç? Üstten çakmalı 20 metre yapabilirim. Üstten çakmalı 20 metre yapabilirim. Sonra bunun skecini kopya yapıp, tamam mı arkadaşlar, dayamaya getiririm. Pasta. Bana sorar çalışma yüzeyim neresi diye. Ben de derim ki çalışma yüzeyim burası. Getiririm onu. Sonra bunu tutar. Ne kadar yüksek yaparım biliyor musunuz? Şu sacın yüksekliği kadar. 3 tane dayamayı da buraya yerleştiririm. Evet. Daha fazla uzun yapamazsın. Çünkü yukarıya çarpacaktır. Yukarısı zaten onu ezer. Neticede ne ara baksan 80 tonluk 100 tonluk pres geliyor. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Hiç kayıt yapmıyoruz. Save Management. Save As diyorum. Kendime güzel bir dosya bulayım. Yeni klasör. Ne diyeyim ona ben? Efendime söyleyeyim. B30'a kaçıncı operasyondu bu? İkinci operasyon. İkinci operasyon. Evet. Buraya kaydet dedim. Probability direktörü. Okey diyoruz. Şimdi kayıt yapıldı. Şimdi bak. Uzayda bizim bu parçamız, efendim söyleyeyim, konumlandı. Tasarladık. Parçalarımız, operasyonumuz ortaya çıktı ama bizim yan parçalarımız var. Onları getireceğiz şimdi buraya. Kalıp alt grubunda neylerden başlayalım arkadaşlar? Kolonlarımızdan başlayalım. Kalıp alt grubunda kolonlardan başlayacağız ama başlamadan önce ne yapmam gerekiyordu? Uzayda sabitlemek gerekiyordu. Onu unuttuk orada. Product'u çift tıklıyorum. Şuradan bakın hemen. Şu menüler buralardadır. Product'u çift tıkladığınız zaman neyi çift tıkladığınız zaman? Şu Product'u çift tıkladığınız zaman yukarıdadır. Buradan geldim aldım. Çift tıkladım. Şunu, 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 şunu. Bakın bu aktif.
Şuradan bakıyoruz şimdi. 4 tane ben yaptım zaten. Tamam, güzel. Bunu kapattım. Şu alt grup montaj geldi. Bak aktifliği gitti. Tekrar alacağım bunu. 2, 3, 4. Geliyorum buraya. Bak burada da 4 tane. Efendim söyleyeyim. Bu gemici. Şimdi ne oluyor bu kancasıyla? Efendim bunları uzaya sabitledik. Sabitlemezse biraz sonra geleceğim ben. Buraya ikisini sabitledik. Malzeme getirdiğim zaman malzemenin orijinal noktasını kabul edecek bu sefer. Oraya kaçmanın olacak. Hiç hiçbir şeylere gerek yok. Şimdi hemen ne yapalım? Kolonumuzu gidip alalım. Component. Exit component diyoruz bu sefer. Gidelim bakalım. Depo 2'de olması lazım. Evet. 180'lik kolon. Evet. 180'lik kolon geldi. Şimdi abiler. Buraya iyi bakın şimdi. Bu parçanın gerçek orijin noktası burası zaten. Kimin biliyor musunuz? B30'un. Yani ikinci operasyon farmer vermenin orijin noktası burası. Mecburen orijin noktaya getirdi. Ben şimdi burada şunu yapmam lazım. Bu parçayı taşırken parçaya yaklaştırmam lazım. Bakın şimdi taşımaya kalkacağım. Bak orijin noktaları taşımaya kalkarsam eğer şu yönde getirecek diyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Başka parçayı da götürebilir. Şimdi bunu seçti ama ilk parçada diğerlerinde tehlikeli işler yapabilir. Biraz sonra göreceksiniz. Karşılaşacağız. Okey dedik. Şunu aldım. Şunu kolonuna. Sonra dedim ki şu yüzeyle şu yüzey sıfır olsun, opalist olsun. Okey dedim. Sonra sen görebilirsin diye ekranı biraz şey yapıyorum. Evet geldik. Tamam. Bakın orijin noktamız burada hala duruyor. Şimdi gelelim buraya. Part body'ye gelelim. User pattern diyelim. Kime gideceğiz arkadaşlar? Delikler kimdeydi? Kalıp alt plakasında. İlk yaptığımız delikler bunlar zaten. Aynı skeçten bunları yerleştirelim. Tamam. Evet. Buraya kadar güzel. Şimdi bu bizim işimize tekrar yarayacak. Component, exit component. Yayı alırız. Vidayı alırız. Vidayı alalım. Ama sayılarını bakalım 244 vida mı? Bakalım 244 askı civatası. Tamam. Hemen manipülasyon. Bak şimdi şuradan pardon. Şuradan seçtik. Götürürken evet bu sefer de hiç hata yapmıyor. Okey dedik. Bakalım buradan dışarı çıkartıyoruz. Şimdi şunun ekseniyle yaklaşacağız yanına. Bakın. Şunlar yay eksenleri. Bunların ekseni aynı olacak. Sonra bakın şu civatanın şu yüzeyi ile kalıp alt plakasını height yapıyorum. Örnek şu yüzeyi opposite olacak, sıfır olacak ve efendim söyleyeyim güncelleme atıyoruz. Alt plakayı tekrar çeviriyorum. Sonra diyorum ki alt plakaya bu bizim askı civasına giriyorum. Alt plakada benim bir işim var. Çoğaltma işlemi. Deliklerimiz ikinci seferde mi yaptık? İkinci seferde yaptıklarımız şeyler. Evet. Söyle şunu. Kalıp altındaki vidalar. Onlarla işimiz yok. Demek ki üçüncü sefer arkadaşlar. Evet. Ah, böyle bir hata yaparsanız. Bakın şu mesafe kalıbın ölçelim biz.
şu yüzey ile şu yüzey arasında 28 metre fark var. Yani 28 metre hareket edebilir bu. Tamam mı arkadaşlar? Bunu getirdik. Şimdi gidelim. Bunun numarası kaçtı? Evet, burada yazmıyor. Bu askı civatası ile işim bitti. Bu neydi arkadaşlar? Kolondu. Kolonla işim bitti. Yayları getirmem lazım. Komponent, exit komponent. 244 KYK değil mi? KYM 30. 32.76. Ben onları önceden seçmişim. Onları nereden buluyorsunuz derken yan programlar var. Bir de arkadaşlar bu Standard Dias diyerekten standart kalıp ekipmanları üreten firmanın neleri var arkadaşlar? Bir programı var. O programından alıyorum. Şuradan yön seçmem lazım. Evet, geldik. Evet, hemen ayırdık. Okey diyelim. Şu orijin noktadan ayrılması için. Bakın ortasında bir tane eksen var. Bu ekseni seçiyorum. Şu askı civatlarını eğer şey yaparsam height yapabilirim. Bakın şunun eksenini seçiyorum. Kalıp alt plakasını height yapıyorum. Sonra diyorum ki şu yüzeyle efendime söyleyeyim şu yüzey burada opposite sum fark ediyor ya doğrusu. Güncelle diyorum. Yay buraya geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi askı civasını görünür yapayım. Askı civasını görünür yapalım. Alt plakamızı görünür yapalım. Sonra diyelim ki arkadaşlar bu yaya gidip sen bir taneden fazla olmak zorundasın diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım. Ha, gene yaya gittik. Şey pardon. Evet. Tamam. Evet. Evet. Yaylarımız. Tamam. Şimdi bakın. Alt grupta işimiz hemen hemen bitti. Artık şimdi kapatalım. Kalıp üst grubuna gidiyoruz. Pardon. Kalıp üst grubunda component, exit component burcumuz var, çelik burcumuz var. Onu getireceğiz. Evet. Seçtik. Bakın şunu seçerseniz kalıbı da kaydırırsınız. Evet. Bakın üst gruptan üst plakanın merkezini seçmen lazım. O zaman gelir. Çevirdim. Yüzey burası olacak dedim. Evet. Bakalım şimdi küçük çapı neresi bunun? Evet. Küçük çapı burası. Ters tarafmış. Getirdik. Burası olacak. Opozit olacak. Sıfır olacak. Getirdik arkadaşlar. Evet. Civatamızı yerleştirdik. Pardon. Çelik burcumuzu sütun burcunu yerleştirdik. Şimdi kalıp alt plakasında diyeceğiz ki gideceğiz ona biz. Sen bir tane olamazsın. Şimdi buradan kalıp üst plakasına gidiyorum. İlk yaptıklarımız zaten şey delikleriydi. 4 tane kolonu getirdik arkadaşlar. Şu civataları daha önceden montaj yapmıştık zaten. Şu kalıp sapını böyle bir malzememiz de var. Onu da üst gruba komponent
Exit component hangisi? 211 olsa gerek bu. Bakalım arkadaşlar. Evet, otomatik isim. Yani isimler yakınsa birbirine şey yapıyor. Bakalım, evet, doğru malzeme geldi. Okey dedik. Manipülasyon. Şuradan şunu seç, şu yüzeyi seçtim. Buna da diyorum ki, pardon. Evet, getirdik. Okey. Bir yerde dayama yaptık ama bir yerde dayama yapmadık. Şimdi arkadaşlar, bakın şu ekseniyle şu eksen aynı olacak. Kişi bunu sıktığı zaman şu yüzeyle şu yüzey öpüşecek. Evet. Geldik. Kalıp üst kurulunda civata ve pim yeri açmadım. Şu kalıp üst plakasında unuttum onu ben. Unuttuk. Gidelim oraya madem öyle. Üst plakasına. Seç abi bunu. Çünkü madem bu pimler ne işe yarıyordu arkadaşlar? Kalıp sökülüp takılacak, bakıma girecek. Değil mi arkadaşlar? evet, buradan yapmam aslında çok da hoş olmadı. Şöyle yapalım. 128 125 Evet, 125. 25 de oradan biz verdik demek ki. 25 mi verdik onu hatırlamıyoruz. 125. Kıyıdan uzaklık. 125. 125. Şuradan atarsak 160. 160. 160. Evet. Hole'de. Evet. Abdunesk. Çap. 10. Sketch pozisyon. Şununla şu konsantrik. Boydan boya mı? Evet, boydan boya. Üst plakaya boydan boya. Çoğaltalım. Sketch. Okey. Sketch'i seçtim. Hole'yi seçtim. Sketch'in üstüne geldim. Copy dedim. Ve efendim söyleyeyim, kalıp üst plakasına hide dedim. Dişi form zımbasına geldik. Paste dedik. Şunun çalışma yüzeyi. Burası diyeceğiz. Şunun çalışma yüzeyi. Tekrar burası diyeceğiz. Ama delik boydan boya olmayacak arkadaşlar. Kaç? 28. Evet. Tamam. Burada pimlemeyi yaptık. Evet. Tekrar ara ara kaydetmeyi unutuyoruz. Kaydettik. Şimdi bakalım buradan. Kalıp üst plakası. Evet. Tamam, hemen bir soru soruyoruz şimdi. Şunları hide yapıyorum. Evet, şunu da hide yapalım. Press çalıştığı zaman
bu baskı plakasını sacın üzerine vuracak zaten. Aşağıya inecek. Ne kadar inecek? Hemen bakıyoruz şimdi şuradan. Arkadaşlar. Evet. Şu yüzeyden şu yüzeye kadar kaç? 50 mm. Evet. 50 mm'lik arkadaşlar. Baskı cıvatları da içinde. 50 mm'lik malzeme yapacağız şimdi. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalıp alt plakasını height yap. En iyi pozisyonu burada göreceğiz zaten. Kime yapacağız biz? He, alt plakaya yapacağız değil mi? Tamam. İlk önce bunu tutalım o zaman. Height diyelim. Şu yüzeyi seçip evet bu yüzeyi seçip kaç tane yerleştireyim ben buraya? Stoper yerleştireceğim arkadaşlar. Stoper hazır standart stoper de var ama diğer kalıplı şey yapmak istemiyorum. Şimdi diğer programları açmak istemiyorum. Şuradan şu yüzeyi seçelim. Nereye olsun? Yeni bir parça olacak mı yani? Component. New part. Properties. Stopper. Bir tane mi koyacağız? Bir tane. Tek bir part içinde yapacağım. Birkaç tane koyacağız ama. Şunu açtık. Şu yüzeyi açtım. Şu alt plakayı görünümü çoğaltmayı görmek için. Hemen şuradan. Şuna ne olsun? Paralel olsun. İçeride olabilir. İçerisi de 10 mm olabilir. Şuradan da 10 mm olabilir. Evet. 10 mm olabilir. Şuna paralel olacak. Bunun ölçüsünü de verelim. 24 metre olsun. Şuna konsistent olmayacak. Paralel olacak. Metre olacak. Şuradan da 60 yapabiliriz. Şurası gene 24 metre olsun. Evet. Şimdi buraya da bir tane atarız. Paralel olacak. İçeriden kaç metre olsun? 10 mm. Mm. 60 mm boy. Şuradan şurası 60 olsun. Şurasını kaç? 24 mi yapmıştık? Evet, stoper atıyoruz. Yani presöre çok aşağıya vurduramayacaksınız. Tuttuk. Bunu dedik ki arkadaşlar kaç? 50 metreydi değil mi? Hesap etmiştik arayı biz. 50 metre olacak. Evet böyle stoper koyduk. Şimdi sonra şu yüzeye gelelim. Şuradan
her bir parçayı en az iki tane on iki, otuz. 12 Evet. Genelde üstten bağlanıyor bunlar ama ne yapalım, üstten bağlayalım. Tabi buraya cıvata kafası. Peki o zaman şöyle yapalım. Chance Sketch Sport Sketch'ten çıktık değil mi? Chance Sketch Sport baskı plakasını ve şu bizim hani katıyı kaybedelim. Şuraya getirelim. Hole diyelim. Şuraya. Sketch'te şununla şu olsun. Kaç olsun? Kademeli delik olacak. 16'ya 16'ya up the next olacak zaten. Çap kaç? 8,5 olacak. Şeyimizi tanımlamıştık. Evet, güzel. Efendim söyleyeyim. Sonra hole diyelim. Evet. Bunları seçiyorum. Siyacın üstüne geldim tekrar. Copy. Kimdi o? Bizim kalıp alt plakasıydı değil mi arkadaşlar? Şu stoperi kaldırıyorum. Kalıp alt plakası. Pasta dedim. Geldi. Dedim ki Chance Sketch Sport şurası. Kaçtı arkadaşlar? Yukarıdaki ölçüleri kaça göre yapmıştım ben? Metrik 8'e göre yapmıştım. Düz zaten. Vida çekilecek. Abdinesk. Boydan boya denebilirsin abi. Oynanmaya kal. Talaş kalmaz. Hole dedik. Sketcher. Evet. Evet. Baskı plakası. Evet. Evet. Kalıp üst grubu. Şimdi evet. Yuvarlak dayama koymamız gerekirdi belki ama normal. Kolayımıza geldi. Böyle bir dayama kullandık. Şimdi arkadaşlar katımız da burada zaten. Evet. Şimdi şuradan edit search'ten from element şunların gitmesini istiyoruz. Kaybetmek istiyorum.
Hayat diyorum. Bakalım burada başka bizim gözümüze takılan var mı bir şeylik? Evet, yok. File, Save Management, Save, Product Directory, OK. Malzememiz tamam. Malzemeyi görmek için şunu yapmamız yeterli. Evet arkadaşlar. Sacın hikayesinde ikinci operasyon, kalıplık hikayede birinci operasyon tamamlandı. Diğer operasyonda görüşmek üzere. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Yok herhalde.